Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye bir taşla iki kuş vurdu. Gizli hazineler bulunduğu ihracat başladı. Değerli izleyenler, günümüzün modern dünyasında tüm ülkelerin ekonomileri enerjiye bağlı. Özellikle de Türkiye gibi hızla büyüyerek üretimi, istihdamı ve ihracatını artıran bir ülke için. Elbette satın alma gücü her zaman arz güvenliğini sağlayamaz. Enerjide savunma sanayi sektöründe olduğu gibi ambargo kozu olarak kullanılabiliyor. Tüm bu riskleri ortadan kaldırmak isteyen Türkiye, milli ve enerji maden politikasını devreye sokarak sessizce bağımsızlık ateşini yakacak bir süreç başlattı. Türkiye'nin başlattığı bu çalışma enerjide dışa bağımsızlığı azaltırken Türkiye'yi doğal bir enerji merkezine dönüştürüyor. Bu alanda Türkiye'nin enerji ihracatları Türkiye'nin iddiası taçlandırılıyor. Fatih Yavuz Kanuni, Abdülhamit Han, Barbaros, Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'ten oluşan dev bir sismik arama ve sondaj filosu, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının ve panel üretimi yapan fabrikalarının devreye alınması, Avrupa'nın en büyüğü olan Silivri ve Tuz Gölü doğalgaz depolama tesisleri ve yüzer LNG gemileri, lityum fabrikası ve etimaden bor karbür fabrikası ve dünyanın en büyük 5. barajı olan 558 MW kurulu güce sahip Yusufeli bunlardan sadece birkaçı. Türkiye, Karadeniz'de piyasa değeri 1 trilyon dolara aşan 710 milyar metreküp doğalgaz, Adana'da 800 milyon dolarlık petrol rezervi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol rezervi, elektrik kurulu gücü 105 bin megawatt'ı aştı. Rüzgar enerjisinde kurulu güç 11.400 MW'a aştı. Güneş enerjisi kurulu gücü ise 9.820 MW'a ulaştı. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası başlayan enerji krizi Türkiye'nin iddiasını güçlendirirken Rusya'dan Trakya'da bir enerji merkezi kurulması yönünde teklif geldi. Doğalgaz ihracatçısı konuma gelen Türkiye ilk ihracatı Yunanistan'a gerçekleştirdi. Ocak 2023'te Türkiye yeni bir anlaşmaya imza atarak Bulgaristan'a doğalgaz ihracatına başladı. Son olarak Türkiye Eylül 2023'te Romanya'ya günlük 4 milyon metreküp'e kadar doğalgaz ve Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç etmek üzere anlaştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.